Pazar Eğitim Vakfımız bildiğiniz gibi 91 yılında kurulmuş bir vakıf. 91 yılından sonra çok fazla bir faaliyeti olmamış maddi imkansızlıklar nedeniyle. Ancak bu son dönemde sağ olsun hayırseverlerin desteğiyle şu anda 50 tane öğrenciye 8 ay süreyle 200 TL burs vermeye 1 Kasım itibariyle başlayacağız. Ve bugün de SMS sistemimiz, bağış, hayırsever insanlardan bağış toplamak için SMS sistemimiz aktif hale gelmiştir. Bir SMS 10 TL karşılığında bağış yapabilirler. Turkcell ve Vodafone hatlarından 5301 pazar yazıyorlar, gönderiyorlar. Türk Telekom hattından 5337'ye pazar yazarak gönderiyorlar. 10 TL karşılığında bağış yapmış oluyorlar. Bu bağışlar nereye gidecek derseniz, tamamen pazardaki öğrencilerin eğitimine harcanacak. Pazarlı olup dışarıda okuyan üniversite öğrencilerinin de eğitimine harcanacak ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için elimizden gelen tüm gayreti hayırseverlerin desteğiyle yürütmüş olacağız. Bu yönetim kurulunda kimler var diye insanlar düşünebilir. Tamamen kamu yararına olan bir eğitim vakfı. Yönetim kurulu başkanı kaymakam, her dönemin kaymakamı eğitim kurulu, eğitim vakfının başkanı direkt ve yönetim kurulu üyesi olarak belediye başkanı, milli eğitim müdürü, mal müdürü, dışarıdan genel kuruldan seçilmiş iki tane üye yönetim kurulunda görev yapıyorlar. Tamamen tarafsız bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Ve ben bütün vatandaşlarımızın, bütün hayırseverlerinin desteğini bekliyorum. İnşallah eğitimimizin kalitesini arttırmak adına onların destekleri, bağışları çok önemli. Çok kolay. Dediğim gibi 5301 ve 5337'ye pazar yazıp mesaj gönderiyorlar ve bu desteklerini bizlere vermiş oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kaymakam, bir merakla bekleyen öğrenciler var. Bu burs hak kazananlar ne zaman açıklanacak? Ayın Ekim'in 25'inde pazar kaymakamlığının pazar.gov.tr internet sitesinden 25 Ekim'de açıklayacağız. 1 Kasım itibariyle de burslarını yatırmaya başlayacağız inşallah. Elinizdeki imkanlarla kaç kişiye burs vermeyi düşünüyorsunuz ilk etapta? 50. 50 tane öğrenciye dediğim gibi başta 8 ay süreyle ve 200 TL'den. İnşallah bu bağışlar arttığı zaman biz bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Tabii ki 50 Eğitim Vakfı'nın bu sene ilk yaptığı bir şey burs vermek. Daha önce hiçbir faaliyeti olmamış dediğim gibi. Bu sene başlıyor ilk defa faaliyete ve başlangıç olarak da 50 öğrenciyle maddi imkanlar ölçüsünde başlamayı uygun gördük. Yani amacımız, bizim buradan tayinimiz çıktığında bu kurumsal bir yapıyı burada bırakmak. Şu anda bugün sizlere logosunu tanıtacağız. Pazar Eğitim Vakfı'nın bir logosunu oluşturduk. Önümüzdeki günlerde internet sitesinin adresini aldık. Açılışını yapılacak. pazareğitimvakfı.org.tr üzerinden bütün faaliyetler takip edilecek. Burada amacımız tamamen şeffaf, tamamen güvenilir ve yapılan bağışları da gösterip harcanan paraların nereye gösterildiğini oluşturacak bir sistem kurmayı düşünüyoruz. Yani kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak. Bu niye oldu, bu niye oldu diye hiç düşünmeyeceği bir sistem, kurumsal yapı kurmak en büyük hedefimiz. Teşekkür ederiz. Evet.